çok yorulurdum. Antrenman yapmama rağmen. Şimdi yorgunluklarım da gitti. Hani hiçbir şekilde yorulmuyorum. Yani sayenizde, ama bir şey söyleyeceğim ben size. Asıl sormak istediğim şu. Ben hasta Galatasaraylıyım. Hiçbir maçını kaçırmam. Ona ilgim alakam gitti. Yani bir şey çalışırken bir şey mi götürdük? Ciddi soruyorum bunu. Size söylemiştim bu arada yayına şey almıyorum falan diye de, ama meğer iyileşmişsiniz. Evet, Ne sayenizde. mutlu bana. Nereden katılıyorsunuz? Aydın Nazilli. Şimdi hocam, yaklaşık 3 sene önce panik atağım başladı. Ama şöyle başladı. Bir eğlence öncesi bir yasaklı madde kullandım ben. Kendimi kaybettim, ölüyorum sandım. Tabutlar gördüm falan filan. Bittim yani hani. Evde yoğurt falan buldum. Zehirleniyorum, yoğurt yiyorum falan. Millet gülüyor. Çıldırdım resmen. Anlamışsınız umarım. Burada ben zaten diyorum ki panik atak Evet. 3 tane travması var diyorum. Birincisi diyorum ki boğulma travması, kalp krizi geçirmeyi görme ya da yasaklı madde bayılma, kafayı şey yapma. Yani benim 3 travmamdan bir tanesi zaten. Çok korktum hocam. Yani hani öyle böyle korkmadım. Ya yani bilmiyorum, hayatımda hiç öyle korkmadım zaten de, hani aşırı bir korku. Yapmamam gereken bir şeydi, hani onu da açıkça söyleyeyim buradan. Yani bir saçmalık yaptık orada, neyse işte yani ben normalde yeşil ağacıyım. Sigara içmem, içki içmem, hiçbir şey kullanmam. Futbol oynarım hala yaşıma rağmen. Sonra. Buna bağlı yani bir ilk ayım çok kötüydü. Bir mide başladı bende ağrısı. Artık kafayı takıyorum ya, bir şey olacak bana, kalp krizi geliyor. Nescafe içiyorum, kalp krizi geçiriyorum sanıyorum. Ambulans arayın diyorum filan. Bitiyorum resmen. Bu da mideyi vuruyor herhalde. Midem bitti. Bir şey yiyemez hale geldim. Hiçbir şey yiyemiyorum, içemiyorum. Kafayı takıyorum. Mide kanseriyim, mide kanseriyim, mide kanseriyim, mide kanseriyim. Test oluyorum, test oluyorum. Ta ki abim sizi bana söyleyene kadar. Benim abim sizi takip ediyor. O da sizin şeyiniz. Bana bunu çalış, böyle bir şeyler var falan. Ne dedim, bu ne dedim ya falan filan işte. Sizi izledim, demolarınızı izledim falan filan işte. Siz yazıyordunuz orada. Bir gün gözüme geldi panik atak, yasaklı madde kullanımı falan. Dedim ben bunu çalışacağım. Kendi şiarım var benim. Kapatıyorum her şeyi, çalışıyorum. Duyguya giremedim ilk başlarda tabii. Bayağı bir çalıştım ben bunu. Bak inan inanmayın 30 defa falan çalışmışımdır. En son ağladım artık yani, böyle hani kurtulmak için. O duygudan çıkmak için artık işte içimden atıyorum falan, bağırıyorum. İşte bazen arkadaşlar görüyor, sen salak mısın, ne yapıyorsun falan filan. Neyse işte. Baktım hani ya yediğim şeyler dokunuyordu. Gitti. Panik atak gitti. Kalp krizi gitti. Beyin. 3 aydır çok iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Her şeyi yiyebiliyorum artık. Normalde bu saatte çay içemem, çay içiyorum. Hani kafaya hiçbir şey takmıyorum artık. Ne annem babam ölecekmiş de şuymuş buymuş. Hani hayat farklı bir şey oldu. Önceden mesela bu yüzden, bu mide yüzünden mesela ben sporcuyum. Çok yorulurdum. Antrenman yapmama rağmen. Şimdi yorgunluklarım da gitti. Hani hiçbir şekilde yorulmuyorum. Yani sayenizde, ama bir şey söyleyeceğim ben size. Asıl sormak istediğim şu. Ben hasta Galatasaraylıyım. Hiçbir maçını kaçırmam. Ona ilgim alakam gitti. Yani bir şey çalışırken bir şey mi götürdük? Ciddi söylüyorum bunu. İzleyemez oldum. Abimle tartışırdık. O Fenerliydi. Aman boş ver ya. Fener şampiyon olsun diyor mesela. Saçma sapan. Anlamadım yani niye.